Galatasaray Televizyonu'ndan mutlu sabahlar sevgili izleyiciler. Günaydın Galatasaray ailesiyle karşınızdayız. Galatasaray'dan ve spor dünyasından gelişmeleri aktaracağız sizlere. Hem gazete manşetlerimize göz atacağız hem de haber ekibimizin hazırladığı haberleri ekranlarınıza taşıyacağız. İlk önce güzel bir haberle başlayalım. Galatasaray Odea Bank Euroleague'in 6. haftasında dün Olympiakos'u Abdi İpekçi Spor Salonu'nda ağırladı. Sarı Kırmızılılar bu maçtan 89-87 galibiyetle ayrıldı. Haberimizi izleyelim, ardından gazete manşetlerine göz atacağız. 4 saniye kaldı. Rasimit geçti, çembere gitti, basketi buldu Rasimit. Evet, geçen hafta da Madrid deplasmanında aslında iyi oynamıştık. Ama son 2 dakika içinde yaptığımız hatalar, top kayıpları ve verdiğimiz hızlı hücumlarla maçı kaybetmiştik. Bu takım Madrid deplasmanında bile maçı kazanacak noktaya gelebiliyorsa bunun üzerinde durduk. O maçta yaptığımız iyi şeylerin üzerinde durduk hafta boyunca. Bugün de ilk devre iki kere müthiş bir savunma yaptık. Yani ilk devre Olympiakos'un bütün hücumlarını durdurduk. Spanolis'i durdurduk, içeriği iyi kapattık. Çok daha da farklı bitebilirdi ilk devre. 4 sayı değildi. Yani ilk devrenin hakkı 9-10 sayıydı ama son dakika içinde çok boş turnike kaçırdık. Üçlük yedik Spanolis'ten. Russ Smith ile eşleşti son Sinan yorulunca. İkinci yarıda aynı şekilde geçti. Biz kaçtık. Olympiakos kovaladı. Tabii ki tecrübeli bir takım. Özellikle Spanolis'in önderliğinde bu akşam Lojeski de devreye girdi. Çok zor atışları soktu. Matsaris ki takımın en kötü üçlük atan oyuncusu, o dış atışları sokunca iyi yaptığımız savunma yavaş yavaş çökmeye başladı. Öyle olunca da çok sayı vermeye başladık ama hücumda bu akşam iyi oynadık. Topu çok iyi kullandık. Nihayet John Dibbler, o beklenen John Dibbler gibi oynadı. Atışlarını, dış atışlarını, screen çıkış atışlarını soktu. Justin Dantman hücumda ağırlık koydu. Sinan çok iyi organize etti işleri. Austin ilk devre iyi oynadı. Yani takım halinde bir kere çok iyi mücadele ettik. Pot altında biraz daha becerikli olabilirdik. Maçı çok daha net kazanabilirdik. İşte sonunda gene, yani maç gene gidiyordu. Üzerimizde bir şanssızlık var. Kaçan 2'de 0, kaçan Misov'un en iyi faul atan oyuncumuz faulleri. Sinan'ın top kaptıktan sonra topu kaybetmesi. Son topu onlara bıraktı ama iyi savunduk. Kazandık. Euroleague bizim için bu akşam yeniden başlıyor. Müthiş bir galibiyet oldu bizim için. Çünkü yani tabiri caizse şeytanın bacağını bugün kırdık. Burada Kızılyıldız maçını unutamıyorum. Son toplarda kaybetmiştik. Şimdi açıkçası bu bizim için bir başlangıç oldu Ergin Hoca'nın da söylediği gibi. Umut ediyorum bunu önümüzdeki haftaki oynayacağımız Zalgiris deplasmanında alacağımız galibiyetle bu galibiyeti perçinleriz ve biz de hedefimize doğru ortak oluruz. Bugün seyirci muhteşemdi. Her ne kadar salon tıklım tıklım dolu olmasa da buraya gelen seyircilerin hepsinin ayağına sağlık. Evlerinden, televizyondan, bizi destekleyen tüm Galatasaray taraftarına sonsuz teşekkürler ediyoruz. Ama hayat devam ediyor. Pazar günü çok önemli bir maça çıkacağız. Önümüzdeki hafta Zalgiris maçı deplasmanı var. Hepsi birbirinden değerli rakipler. İnşallah umduğumuz gibi devam edeceğiz. Yani maça ben daha iyi başlayabilirdim ve onun devamında da zaten ritim olarak daha da iyi şeyler yapabilirdik. Ama aynı zamanda skor 20'ye 6'ydı en son baktığımda. O zamandan itibaren hem kendimize yeni bir sayfa açmış olduk hem de o süreçte maçı bırakmamamız çok mühimdi. Maçın geneline baktığımda özellikle John Dibbler'ın bu sezondan beri hiçbir zaman ritim bulabileceği veya kendi şutlarını atabileceği bir ortam yaratamamıştık guardlar olarak. Öyle bir ortamı bulmak ve o şekilde oynamasını sağlamak ve gösterdiği performans muhteşemdi bence. Daha sonrasında da ne olursa olsun bence 40 dakika savunmaya odaklanmamız ve mücadeleyi hiçbir zaman bırakmamamız bizim için güzel bir galibiyeti getirdi. Euroleague uzun bir süreç, zor maçlarla başladık ve o yüzden bu maçı kazanmamız bizim için çok mühimdi. Until we are winning and everybody is happy and feel useful on the court, that's it. Galibiyet bizim için çok önemliydi, ilk olarak onu söylemek istiyorum. Maça çok iyi başlayamadık. 26'lık bir seriyle başlamıştık. Fakat o dakikadan sonra maçın kontrolünü yavaş yavaş elimize almaya başladık. Ben o dakikalarda ben şeydim, daha iyi gözlemleyebildim. 36 sayıya kadar çıktık. O bölümde çok sayı bulduk. Ve oyunun kontrolünü o dakikadan sonra elimize aldık. İstediklerimizi yapabildik. Bugün hani ben çok sayı atmışım, ben iyi oynamışım önemli değil. Bugün ben, yarın bir başkası. Kazandığım sürece başka bir şey önemli değil. Umuyorum ki bu galibiyetlerin başlangıcı olur. Ve hani kendi performansımla da ilgili sadece basketbolun takım sporu olduğunu söylemiştim. Son topa kadar Olympiakos'a çok iyi bir takım.
maça ortak olmayı başardılar ama neticesinde son topu değerlendiremediler ve kazandık. Tabii bizim açımızdan moral olarak çok önemliydi. Çünkü böyle maçları artık kazanmamız lazım. Şimdi Fenerbahçe maçı var önümüzde. Tabii ki de onlar geldi bizi burada yendi. Biz de arenada onları inşallah yeneceğiz. Hiçbir şey ifade etmiyor kaç senedir yenip yenememediğimiz. Yani öyle bir şey kimse, bütün taraftarımız bilsin ki biz oraya yine savaşmaya gideceğiz ve neticesinde de inşallah kazanacağız. And even the second half, I mean, I know they had 87 points, but we stuck to our principles on defense, and I think that's why we won. Biz, yani bizim çok önemli bir galibiyetti. Biz çok iyi savunma yaptık özellikle ilk yarıda. İkinci yarıda da iyi savunma yaptık. 87 sayı bulmaları bunu göstermiyor ama biz bugün çok iyi savaştık, çok iyi mücadele ettik. And really just get our first win, and it's really the time for the EuroLeague to start for us now. Oldukça önemliydi bugün. Hani ilk bir başlangıcı yaptık. Bu bizim için çok önemliydi. Continue working really hard to win the next game against Fenerbahçe in the Turkish League. Takımımız çok iyi oynadı bugün. Çok iyi mücadele ettik. Bugün oyunumuzu geliştirip kazanmayı hak ettik. Fenerbahçe'ye karşı pazar günü çok önemli bir maçımız var. O maça da en iyi şekilde hazırlanacağız. When we win and everybody happy, it don't matter who plays or who scores and who does well. So everybody could go home, put a smile on their face. Bugün bizim için en önemlisi 11 kişilik den ziyade 8-9 tane birbirine alışmış oyuncuyla oynamamız bence en önemli faktördü. Biz çok iyi profesyoneliz. Kazandığımız sürece hepimiz mutlu oluyoruz. Bizim için en önemlisi bu. Kazanınca yüzlerimiz gülerek eve gidiyoruz. Thing to lose the game at the end, but we definitely deserve the win because we played great defense tonight. Harika hissediyorum bugün. Çok iyi oynadık. Özellikle taraftarlarımız önünde iyi bir galibiyet aldık ve biz kaybettiğimiz maçlardan sonra kesinlikle bunu hak etmiştik. Çok iyi savunma yaptık ve bugün galibiyeti kazandık. Spanolis'ten Sinan Güler. Şimdi John Dibler, 3 sayılık basket John Dibler. Galatasaraylı basketbol severler için güzel bir akşam oldu sevgili izleyiciler. Basketbolcularımızın ve baş antrenörümüz Ergin Ataman'ın da rahatladığını ve mutlu olduğunu görüyoruz. Gazetelere nasıl yansımış bu maç onu izleyelim, onu takip bakalım hemen. Galatasaray güçlü Yunan rakibine acımadı. Aslan'dan dev siftah demiş Foto Maç gazetesi. Ergin Ataman'ın da sözlerine yer vermiş bu gazete. Galatasaray Odeabank baş antrenörü Ergin Ataman, Olympiakos karşısında alınan galibiyetin çok değerli olduğunu belirterek Avrupa Ligi'nde var olma adına son şanslarımızdan biriydi, oyuncularımı kutluyorum dedi. Galatasaray Odeabank erkek basketbol takımı Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçında Yunanistan'ın güçlü ekiplerinden Olympiakos'u 89-87 yendi demiş Foto Maç gazetesi. Podolski'ye de özellikle yer ayrılmış. Galatasaray'ın başarılı Alman futbolcusu Lukas Podolski de bu maçı tribünden takip etti, salonda takip etti sevgili izleyiciler. Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Galatasaray'dan Dentman olurken sarı kırmızılı ekipte Dibler 17, Day de 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Sinan da 12 asist yaptı. Futbol takımının Alman yıldızı Lukas Podolski de maçı izledi demiş Foto Maç gazetesi. Hemen bir diğer gazetemize geçelim. Hürriyet gazetesi de güzel bir yer vermiş bu maça sevgili izleyiciler. Abdi İpekçi Arena'da Olympiakos'u devirip ilk galibiyeti aldılar. Aslan'dan Avrupa siftahı demiş. Yine Hürriyet gazetesi de Dentman tam 22 sayı üretti. Turkish Airlines Euroleague'deki 5 maçını da kazanamayan Cimbom Yunan ekibi karşısında Makus Salih'ini yendi. Tyson rakibi son ucunda yaptığı blok dudak uçuklattı. Evet, bu arada Galatasaray'ın basketbolcularından Alex Tyson blokları bildiğimiz gibi çok konuşuluyor zaten ama 4.0 blok ortalamasıyla da şu anda Eurolig'in en iyi blok yapan oyuncuları arasında en üst sırada yer alıyor sevgili izleyiciler. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşayım istedim. Hemen bir diğer gazetemizle devam edelim. Milliyet gazetesi evin reisi Sinan Demir kariyerinin rekorunu kırdı. Galatasaray Odeabank'ın galibiyetine büyük katkı sağlayan Sinan Güler kariyer rekoru da kırdı. 12 asist yapan sarı kırmızılı oyuncu Turkish Airlines EuroLeague kariyerinde en çok sayı pası verdiği maçı oynadı. Bu arada Sinan Güler de dün yaptığı bu güzel asistlerle 12.0 ortalamasıyla şu an EuroLeague'de en iyi asist yapan oyuncu olarak yer alıyor ve diğer en iyi asist yapan oyunculara göre bir hayli fark atmış durumda sevgili izleyiciler. Bunu da sizlerle paylaşayım. Galatasaray Odeabank Olympiakos karşısında müthiş bir galibiyete imza attı.
çok kötü başladığı maçta 27-2'lik seriyle kendisine gelen temsilcimizde 33 dakikada sahada kalıp hem Spanolis'i savunan hem de 12 asist yapan kaptan Sinan fark yarattı demiş Milliyet Gazetesi sevgili izleyiciler. Değerli bir galibiyet yine baş antrenörümüz Ergin Ataman'ın da sözlerine yer vermiş gazete. Galatasaray Odeabank baş antrenörü Ergin Ataman, Turkish Airlines EuroLeague'de Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Ataman, bu maç Avrupa Ligi'nde var olabilme adına bizim için çok son şanslardan biriydi. Geçen hafta Real Madrid deplasmanında iyi sinyal vermiştik. İlk yarıda çok iyi savunma yaptık. Spanolis'in bütün ikili oyunlarını durdurduk ve pot altını iyi kapattık. Hücumda kontrollü oynadık ve devreyi önde bitirdik. Neticede çok değerli bir galibiyet elde ettik. Oyuncularımı kutluyorum dedi. Evet, Milliyet Gazetesi de bu şekilde yer vermiş. Dün akşam oynanan Galatasaray Odeabank Olympiakos mücadelesine sevgili izleyiciler, bir diğer gazetemiz Fanatik'le devam edelim. Yine kaptana yer vermiş bu gazetede sevgili izleyiciler. Kaptandan kariyer rekoru. Bu arada Sinan Güler de yaşı bir hayli ilerlemiş olmasına rağmen takımda çok büyük katkı sağlıyor. Hani asist rekorunu kırdı ama onun dışında da üstünde aslında ağır bir yük var. Buna rağmen hiç sıkılmadan, yorulmadan maçlarına, antrenmanlarına ve skor üretmeye, kariyer rekorunu kırmaya da devam ediyor. Olympiakos galibiyetinin mimarlarının başında kaptan Sinan Güler geliyor. Takımını müthiş yöneten tecrübeli isim Yunan ekibi karşısında 12 asist yaparak bu alanda kariyer rekoru kırmayı başardı. 33 dakika oyunda kalan Sinan Güler mücadeleyi 7 sayı ve 4 reboundla tamamladı. Evet, ve kükredi demiş yine Fanatik gazetesi de başlık olarak. Özlenen Galatasaray Odeabank geri döndü. Avrupa Ligi'ne 5-0'la başlayan Sarı Kırmızılar Olympiakos zaferiyle kötü gidişatına son verdi. Yine aynı şekilde Lukas Podolski'ye de yer vermiş Fanatik gazetesi. Basketbol aşkıyla tanınan Galatasaray futbol takımının Alman yıldızı Lukas Podolski de bu kritik mücadeleyi Abdi İpekçi'deki yerine aldı mücadelede. Bitime saliseler kala iki takım arasında serbest atış düellosunda Olympiakoslu oyuncular faul çizgisine geldiğinde taraftarlar dikkat dağıtmak için yaratıcı yollara başvurdu. Evet, bir taraftarın sandalyeyi alıp havaya kaldırdığını görüyoruz sevgili izleyiciler. İlginç anlar, dakikalar yaşandı. Dün akşam çekişmeli bir mücadele yaşadık. Galatasaray adına da güzel bir galibiyet oldu diyelim tekrar ve Galatasaray kadın basketbol takımıyla devam edelim sevgili izleyiciler. Nevriye Yılmaz Galatasaray kadın basketbol takımında kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı ancak şu an sarı kırmızılı renklere geri döndü ancak bu defa basketbolcu olarak değil. Galatasaray kadın basketbol baş antrenörü Marina Markovic'in yardımcısı olarak geri döndü sarı kırmızılı renklere. Nevriye Yılmaz bomboş 3 sayılık atış. Türk kadın basketbolunun efsane ismi Nevriye Yılmaz yeniden Galatasaray ailesine katıldı. Geçtiğimiz sezon bitiminde kariyerini noktalama kararı alarak basketbolu bırakan Nevriye Yılmaz bu sezon Galatasaray kadın basketbol takımında baş antrenör Marina Malkoviç'in yardımcısı olarak kulübüne geri döndü. Nevriye Yılmaz 2012-2013 sezonunda Galatasaray Medikal Park'la 2 yıllık sözleşme imzalarken ilk sezonunda Galatasaray'da Türkiye Kupası'nı kaldırmıştı. Bir sezon sonra Galatasaray'ın Türk kadın basketbol tarihinin en önemli başarısı olan EuroLeague Women finalinde Fenerbahçe'ye karşı elde ettiği şampiyonluk kadrosunda yer alan Nevriye Yılmaz, aynı sezonda Fenerbahçe'ye karşı oynanılan 3 kupa finalinde 3'te 3 yapan Galatasaray'da unutulmaz bir sezonu geride bıraktı. Efsane isim 2014-2015 sezonunda da Galatasaray'la yine Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşadı. Nevriye Yılmaz, Türk kadın basketboluna kulüp ve milli takımlar düzeyinde verdiği katkılara artık sağ kenarında genç bir kadroyla sezona yenilgisiz başlayan Galatasaray kadın basketbol takımında baş antrenör Marina Malkoviç'in yardımcısı olarak devam edecek. Evet, Galatasaray'ın yeni basketbol antrenörünün yardımcısı Nevriye Yılmaz ve Marina Markovic dün bu güzel haberin ardından Galatasaray.org'a değerlendirmelerde bulundu, açıklamalar yaptılar. Onu da ekranlarınıza getirelim, ardından haberlerimize devam edeceğiz.
Galatasaray kadın basketbol takımında yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Nevriye Yılmaz, ilk antrenmanı sonrası baş antrenör Marina Malkovic ile birlikte Galatasaray.org'a açıklamalarda bulundu. Çok farklı bir platformda olduğunu belirten Nevriye Yılmaz, "Acemilik çektiğimi itiraf edebilirim. Antrenman öncesi Marina Malkovic ile de konuştuk. Onun yanında kendimi çok rahat hissediyorum. Kendisi bana oyunculuk döneminde takıma nasıl katkı sağlıyorsan şimdi de aynı şekilde tecrübelerini aktararak katkı sağlamalısın" dedi ifadelerini kullandı. Başarılı isim teknik heyetle yola devam etmenin garip bir his olduğuna değinerek "Zaman içinde alışacağız. Zaten çok uyumlu bir ekip olduğumuz kesin. Bildiğim yerden devam ediyorum aslında. Umarım hem Galatasaray için hem de benim için hayırlı olur" şeklinde konuştu. Galatasaray kadın basketbol takımının baş antrenörü Marina Malkovic de teknik ekibe katılan Nevriye Yılmaz'la çalışmaktan mutlu olacağını söyledi. Malkovic, "Bu sezon başlattığımız bu yeni projede genç oyunculara, sadece Türk oyuncular değil, yabancı oyuncularımız da çok genç, kimin daha iyi örnek olacağını, kimin oyunu doğru şekilde göstereceğini belirlemek önemliydi. Bunları kulübün efsane ismi Nevriye Yılmaz'dan daha iyi yapabilecek kim var? Nevriye sadece Galatasaray'ın değil, Türkiye'de kadın basketbolunun efsanesi. Bu nedenle bugün Galatasaray için önemli bir gün. Ayrıca Türk basketbolu için de çok önemli. Yaş olarak genç olsam da 20 yıllık koçluk tecrübem var. Kariyerim boyunca sadece oyuncular değil, beraber çalıştığım teknik ekip için de fırsat yaratmak istiyorum. Bir kadın koçla beraber çalışmaktan çok mutluyum" dedi. Evet, sevgili izleyiciler, basketboldan sonra biraz da futbol diyelim istiyorum. Fenerbahçe derbisine hazırlıkları başladı. Hemen gazetelerimize göz atalım. Fotomaç gazetesiyle başlayalım. Galatasaray milli oyunculardan yoksun şekilde Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü demiş Fotomaç gazetesi. Dünkü yapılan idmana yer vermiş. Cimbom Başakşehir maçındaki kaybı Fenerbahçe derbisinde telafi etmeyi hedefliyor. Sarı kırmızılı takım milli oyuncularından yoksun şekilde antrenmanlarını sürdürüyor. Önemli isimlerin idmanda olmamasına rağmen İstanbul'da kalanlar bir hayli hırslı. Dün gerçekleştirilen çalışma 1,5 saat sürdü. 5'e 2 top kapma ve pas antrenmanlarının ardından teknik idman yapıldı. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Mücadeleyi Nigel de Jong, Semih Kaya, Reis lakaplı Sabri Sarıoğlu ve Salih Dursun'un formasını giydiği ekip kazandı. Sarı Kırmızılar 3 puan hedeflerindeki Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün saat 11'de sürdürecek demiş Fotomaç gazetesi. Sabri Reis ve tayfası dünkü antrenman maçını galip tamamladı. Mücadeleyi kazananlar bu şekilde zafer pozu verdi demiş Fotomaç gazetesi. Antrenmana dair bir haber vermiş sayfasında sevgili izleyiciler. Bir diğer haberimize devam edelim gazetemizle. Açık Mert Korkusuz gazetesiyle devam edeceğiz. Hedef 6'da 6 demiş Açık Mert Korkusuz gazetesi. İlk yarının bitimine 6 hafta kala oyuncularından kayıp istemeyen Hollandalı çalıştırıcı Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmeleri durumunda önlerinin açık olduğunu vurguladı. Cimbom geride kalan 10 maçta 10 puan bırakmıştı bilgisine de yer vermiş gazete. Zirvenin 6 puan gerisine düşen Sarı Kırmızılılar kalan haftalarda puan kaybı yaşamak istemiyor. İlk yarının bitimine 6 hafta kalırken Cimbom en kritik virajına 20 Kasım'da Fenerbahçe derbisiyle çıkacak. 17 yıldır yenemediği rakibine konuk olmaya hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Jan Oda Rikering oyuncularından kayıp istemiyor. Çünkü zirve yarışı bir kaybı daha kaldıramayacak durumda demiş Açık Mert Korkusuz gazetesi. Lukas Podolski'ye ayrı bir yer vermiş. Poldi özel hazırlanıyor demiş. Galatasaray'da tamamen iyileşen Lukas Podolski milli arada dinlenmek bilmiyor. Alman oyuncu Sarı Kırmızıların gerçekleştirdiği idmanlardan sonra şut çalışması yapıyor. Eski gücüne ulaşmak için mesai yapan Poldi günde adeta iki antrenmana çıkıyor. Rikering'in ayrıca Podolski'ye Fenerbahçe derbisi için özel görev vereceği de öğrenildi demiş Açık Mert Korkusuz gazetesi. Dünkü idmana da yer vermiş Açık Mert Korkusuz gazetesi ama bu defa genç oyuncularına yer vermiş sevgili izleyiciler. Genç aslanlar beğeni topluyor
demiş. 20 Kasım'da karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına eksik bir kadroyla devam eden Galatasaray'da gençler göz dolduruyor. Milli takımlarına giden 9 futbolcunun yerine 8 genci takıma monte eden Rickering, oyuncularının gösterdiği performanstan memnuniyet duyuyor. Dün gerçekleştirilen mini çift kale turnuvasıyla da De Jong, Sabri ve Semih'in takımı kazandı. Demiş Açık Mert Korkusuz gazetesi sevgili izleyiciler. Bir diğer gazetemize devam edelim. Yine Açık Mert Korkusuz gazetesi, ancak bu defa Muslera ön planda. Ne çektin be Muslera başlığını atmışlar sevgili izleyiciler. 20 Kasım'daki Fenerbahçe derbisinden 4 gün önce Uruguay ile Şili deplasmanına gidecek olan Nando uçakla 24 saati aşan 13.305 kilometrelik yolculuğun ardından İstanbul'a gelecek. Galatasaray'da kritik Fenerbahçe derbisi öncesi Fernando Muslera endişesi yaşanıyor. Her milli arada yol çilesi çeken başarılı eldiven Uruguay forması altında 16 Kasım'da dünyanın bir ucuna, Şili'ye gidecek. Buradaki karşılaşmanın ardından Uruguay'dan aktarmalı bir şekilde İstanbul'a hareket edecek olan Nando'yu yine oldukça uzun bir yolculuk bekliyor. Ve derbi biletleriyle ilgili bir habere de yer vermiş gazete. Derbiyi izlemek 107 TL demiş. Sarı Kırmızılar Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin biletlerini satışa çıkarıyor. Pazartesi günü saat 10'da sunulacak biletlerin fiyatı ise 107 TL olarak belirlenmiş. Kişi başı bir adet biletini satın alınabileceği duyurulurken sadece Galatasaray logolu Pasolik kartlar için satış yapılacak demiş Açık Mert Korkusuz gazetesinde. Yine Fernando Muslera'nın başarısıyla ilgili küçük bir detay var. Onu da sizlerle paylaşalım. Nando 5 net şut kurtardı. Önceki gün Uruguay Ekvador'u ağırladığı karşılaşmada kaleyi koruyan Fernando Muslera başarılı bir performansın altına imzasını attı. Uruguay'ın 2-1 kazandığı karşılaşmada 5 net kurtarışla imzasını atan Nando kalesinde devleşerek takımın kazandığı 3 puanda önemli bir rol oynadı. Böylelikle Uruguay lider Brezilya'yı 1 puan geride takip etmeye devam ediyor. Evet sevgili izleyiciler, Fernando Muslera'nın ne kadar başarılı olduğu her zaman dillerde. Bu arada bu maçta da Galatasaraylıları korkuttu açıkçası. Çünkü rakip takım oyuncusuyla çarpıştı ve uzun süre yerde kaldı. Galatasaraylılar olarak korktuk diyebilirim bu durumdan. Drogba'ya da küçük yer vermiş, onu da sizlerle paylaşalım. Biliyorsunuz Galatasaray'ın eski futbolcusu Drogba'ya devam dedi. Oynadığı 1,5 senelik dönemde Galatasaray taraftarının ağzında güzel bir tat bırakan Didier Drogba, futbolu bırakmaya niyeti olmadığını söyledi. Ekibi Montreal Impact'la Aralık'ta sözleşmesi sona erecek olan 38'lik yıldız futbola devam etmek istiyor. Evet sevgili izleyiciler, haberlerimize, gazete manşetlerimize devam edelim. Yine bir Bruma haberi, yine bir transfer haberi sevgili izleyiciler. Bruma lig başladığından beri başka takımlara transfer ediyor gazeteler sevgili izleyiciler. Tottenham'dan 25 milyon euro demiş Fotomaç gazetesi. Abola gazetesinin haberi bu arada bu. Onu da ekleyeyim, paylaşayım sizlerle. İngiliz ekibinin bir süredir scoutlarını takip ettirdiği Bruma için 25 milyon euroyu gözden çıkarılabileceğini yazdı. Galatasaray'da bu sezon gösterdiği müthiş performansa dikkat çeken Armindo Bruma için Tottenham kesenin ağzını açmaya başlıyor. Portekiz'in Abola gazetesinin İngiliz ekibinin scout ekibinin Bruma hakkında net bir şekilde olumlu rapor vermesi halinde Zimbom'a servet değerinde bir öneride bulunacağını yazdı. Abola'ya göre Tottenham Bruma için 25 milyon euroyu gözden çıkarabilir demiş Fotomaç gazetesi. Beşiktaş'a süper bir gol atan Bruma'yı Tottenham Fenerbahçe önünde izleyecek. Yani pazar günü oynanacak olan derbiye scout ekibi de gelecek Tottenham'ın sevgili izleyiciler Bruma'yı izlemek için. Bir diğer transfer iddiasına bakalım sevgili izleyiciler. Oman Yase Cimbom'a ikinci kez mesaj yolladı demiş Fotomaç gazetesi yine. Tek hayalim Galatasaray. Everton kariyeri hayal kırıklığı olan Senegalli futbolcu devre arası transfer dönemi yaklaşırken bir kez daha sarı kırmızılılara seslendi. Beni alın, size büyük güç katarım. Başlığını
açıklamasına yer vermiş Fotomaş gazetesi sevgili izleyiciler. Cimbom'da geçmişte iki defa gündemine girmesine rağmen transferi gerçekleşmeyen Omar Niasse bir an önce İngiltere'den kurtulmayı amaçlıyor. Senegalli yıldızın isteği sevildiği ve büyük ilgi gördüğü Türkiye'de kariyerini sürdürmek. Akhisar formasıyla attığı gollerle önce Rusya'ya, oradan da adaya transfer olan 26 yaşındaki oyuncu Everton'da tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşadı. 2016 Şubat ayında 18 milyon euroya Premier Lig ekibine gelen Niasse, teknik direktör Roberto Martinez'in görevi bırakmasının ardından zor duruma düştü, demiş Fotomaç gazetesi sevgili izleyiciler. Evet, transfer haberleri bu şekildeydi. Bir de yine Fotomaç gazetesinde farklı bir haberimiz var. Onu da sizlerle paylaşalım. Acaba hangisi gerçek Selçuk, demiş. Ekranlara gelsin haber. Selçuk İnan'a çok benzeyen bir arkadaş var yanında. Galatasaraylı Selçuk İnan'a ikiz kadar benzeyen Uğur Uçak en çok istediği şeye kavuştu. Uçak hayranı olduğu Cimbom'un kaptanıyla geçtiğimiz günlerde tanıştı. Selçuk İnan'la buluşan Uğur Uçak'ın benzerliği herkesi şaşırttı. Takım arkadaşları Selçuk'a hanginiz gerçek diye takıldı. Sevgili izleyiciler, günaydın Galatasaray ailesini burada noktalayacağız. Saat 13'te gelişmelerle yeniden karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.